hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vallahi bugün tam bir bayram eteği yapacağız. Benim geçen gün şu eteğimi çok beğenmiştiniz. Evet. Nereden aldığımı gerçekten bilmiyorum. O kadar eski ki. Ama iyi bir fikri var. Evet. Biz de aynısını yapamaz mıyız dedik, yapıyoruz. O gün gösterememiştim tabii haklı olarak. Şöyle içinde şöyle tül bir astarı var bakın. Tülden. Hı hı. Yani siz ne kadar alması lazım izleyicilerimizin böyle bir etek için? İstediği boyda kumaş? Bir iki boy alacak. Yani bir boy alacak. Bir boy alacak. Bir boy. Eni geniş çünkü. Eni bu kadar var. Diz altında bu şey. Diz altı veya alt. İsterseniz tülünü şu şekilde bir parça böyle çıkacak şekilde de ayarlayabilirsiniz. Olabilir. Tülü çıkabilir. O da olabilir. Gerçekten çok pratik. Beli lastikli. Hani beden biraz kilo aldın kilo verdin her türlü kullanabiliyorsun. Şimdi siz çok güzel bir etek yaptınız. Bunu koydum hikayeye biraz önce. Bu bana göre yapıldı. Olacak mı bakalım. Bir dakika ben bir dakika yönetmenim affedersiniz şöyle bir geliyor. Kalkacağım bir dakika. Biz şimdi böyle her yerde giyinmeye alışkın olduğumuz için çok tiyatro. Gelsene yönetmenim bana. Bir şey yok. Neyden korktun? Ha mahsus mu? Evet. Hayır giyinmemi de görebilirsin. Bir mahsuru yok yani. Şimdi arkada şu şeyler olduğu için telsizler. Evet. Onun altına doğru şöyle koyayım. Şimdi biraz daha dikişleri yana gidecek. Biraz dikişleri. Şu tişörtünü de alayım. Bir tişörtle tamamlamış artan bunu. Artan kumaştan yaptık onu. Ne? Kenardan artan kenarlardan. Kenardan artan kumaşından da yapmış. Biz şimdi böyle her yerde giyindiğimiz için bakın şimdi gösteriyorum. Bu da bunun takımı. İşte bayram kıyafeti. Şu kollarımı görmeyin. Altımdaki pantolonu gözünüzle silin. Bilgisayarda bir şey siler gibi. Şunları silin. Değil mi? Silgi oluyor. Ben çok boyama yapıyorum şeyde. Tablet bilgisayarda. Böyle istediğiniz yeri siliyorsunuz ya. Evet değil mi? Gayet güzel çok bir bayram güzel. Kıyafeti de değil yakıştı. Mi? Elinize de bir tane bizim siyah saten o boncuklu çantalardan. Demişsiniz ki bir tane yapın. Öyle birisi yazmış. Ama her şeyini gösterin. Her şeyini gösterdik zaten. Asıl olan fikir şeysi diyorum. Bazen üzülüyorum. Hani böyle şeyler yazınca. Hani ben size gönlüm o kadar zengin zengin hep başka renklerde göstereyim. Orada da hayal gücü farklı çalışır diye gösteriyorum. Bunun bitmişini yapacağım size. Gayet de güzel olacak. Buna siyah saten bir o bizim çantadan evet. Çok şık olur. Dore dore pullar. Buyurun. Mikrofonum orada kalmış. Ha mikrofonum burada kalmış. Aytun soru mu var? Şimdi bir boy mu alıyoruz? Kaç lira gidiyor bu eteğe? Yani değişebiliyor. 90'a da var. 120'ye aldım ben. Ha güzel iyi aldım. Bu benim evet. Mi oluyor şimdi? Evet. Ay benim evet, oluyormuş. İyi. Bakın pulları şöyle şöyle. Ama çok güzel değil mi? Yani gece de giyilir. Geceler eteği. Gece. Yanın program şeyi çıktı kombini. Ay kombini çıktı. Çok güzel. Bir tane de tişört üstüne bunu diktiniz. Peki şimdi esas mikrofonum içeride kaldı galiba. Sesçi arkadaşlar uyarmıyorsunuz. Şöyle yapayım. Evet. Şimdi bir şey soracağım. Bu pullu kumaş olduğu için gelelim. Hı hı. Pullu kumaşı dikerken şimdi bir tane de şunu dikeceğiz. Bakın bu da çok güzel. Lastiği nasıl koydun? Bir. İki. Pullu kumaş makinede dikerken pullar makineye gelirse iğneyi kırar mı? Nasıl bir ayarda dikiyorsunuz? Onu soracağım. Normal düz dikişte dikiyorum. Görelim. Hazırlığımızı yapalım. Şimdi şunu bir kesmemiz lazım ama biraz ha. Fazlası var. Şeyi mi keseceksin? Yani şu enden. Biraz tamam. Daraltmam gerekiyor. Tamam. Ortalama şöyle olsa herhalde. Neresini keseceksin? Ha bir de bu kaç metre? Bu 65 santim. Evet. Bir hadi, boy yap. Keselim. Aldım. Ne olur. Şuradan biraz. Ya bir de bakın kesmesi nasıl oluyor? Şu kör makasla keseceğim. Neden? Ha makası mı bozacaktın? Kör makasla ben keseceğim. Ben özellikle diyorum. Getirdim kör makası. Yani bu işlerde kullandığım. Evet. Şuradan şu kadar bir pay alacağım. Çok da daraltmadan. Ha bizim çünkü cebi çıkarıyorsun. Yani cep gibi yandan çıkanla. Bunu bak, istediğiniz pullar gibi çanta olarak da değerlendirebilirsiniz. Çanta da olur. Yani o parçalayalım biz beyaz tişörtlerin. Aa çok güzel. Şu parça şu kadar parça biraz al tişörtlere dik.
Mesela bu bizim demin yaptığımız çanta gibi olmaz mı büzdürsek şurasında? Olur, olur. Yani şu fazlası olur. Var veya böyle bakın. O tarz olabilir. İpleri bu... yanlış geçirdiniz demiş birisi. Yurdanur yanlış geçirmişti, doğru, gözünüzden kaçmıyor. Öyle bağcık geçirirken bir tane böyle, bir tane böyle geçiriyoruz. Unutmayın, o zaman büzülür. Ben yün çantalarda, yün ördüğüm çantaları büzdürmek için de aynı yöntemi kullanırım. Şimdi tek dikiş yapacağım ben buna. Bir şey söylemek istiyorum. Yurdanur ablayı konuşturmuyoruz ya da konuşmuyor diye birkaç kişi bir şey yazmış. Ha, Yurdanur. Bizim ekibimizin bir parçası Yurdanur ablamız. Yurdanur konuk yani, ya da misafir değil. Konuk değil, misafir değil. Yurdanur'la bir iş bölümü yapıyoruz. Biraz da kendisi yapısı gereği de çekingen, konuşamayacağından değil. Çok güzel. Hayır, böyle bir hazırlık yapıyoruz ekip olarak. Sen dikişi yap, ben onu anlatayım. Ben olayım ballandırma kısmında görevliyim. Yurdanur'cum her işi çok güzel yapıyor. Peki bir daha o tek çıksın, o anlatsın. Bir başka proje yaparız. Aşk olsun. Şimdi biz kalın iğnemizi taktık buna. Biraz kalın. Kaç numara? Kot iğnesi 14 numara taktım. Bak işte bunu söylemen lazım. 16 da olabilir. Şimdi önce şu, tabii bazı pullar havada kaldığı için şöyle elimizle düzelterek yaparsak yatırarak yapıyorum. Biraz da dikiş adımımı açtım ama. Yani üç çok buçuk. Sıkı değil de 3.5'a doğru açtım. Evet, bu önemli. Makinede nasıl dikilecek? Elde bile bu zor dikilir, değil mi? Evet, elde biraz zor. İğneyle dikmek zordur. Şimdi bu pullu şeylerden neler, büstiyerler yapılıyor? Biraz dikkatli yapacağız tabii. Yine de dikkat etmek gerekiyor. Şöyle düzeltiyorum. Bak, bu iyi bilgiymiş bu makinenin dikiş iğnesini. Tek taraftan dikiş yapacağım. Yani dikişi tek arkada bırakacağım. Boyunu istedikleri gibi yapabilirler. Kendi tercihleri. Biraz kısa, uzun olabilir tabii. Şöyle düzelterek devam edelim. Efendim, bir daha söyler misiniz, ne iğnesiyle dikiyorsunuz? Kot iğnesiyle diktim. Kaç numara iğne? 14 numarayla diktim. Daha böyle darbesi daha sağlam olduğu için, kuvvetli olduğu için daha kolay dikiliyor. Bir de pulları düzelterek dikme yaparsak hani evet. Kat şimdi yerlerinde bir, olmasın dikişi, diye. Dikişi kamera arkanızda, oraya bir gösterirseniz bakın dikiş. Dikişi bu. Zaten esnek bir kumaş olduğu için de tülün üzerinde. Evet, bütün bu şeyler böyle, bu pullu şeyler bir esnek. Evet, tülün üzerine yapılmış çünkü. Esnek tülün üzerine yapılmış bunlar. İşte gerçekten makinaları çok var güzel tabii. Yani ışıl ışıl, şıkır şıkır. Bir de pullar böyle elinizle pulları o yana bu yana evet. Yaptığınızda bakın efekti. Yönleri değişiyor. Yönleri, şeyleri nasıl değişiyor. Bakın böyle şöyle oldu. Yaptım. Vay 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 vay. Bu kaç lira metresi? Aynı fiyatı. Aynı. 120. Peki şimdi şeyi merak ediyorum. Bir astar dikecek misiniz buna? Astar dikeceğim. Astarda şöyle de dikebilirsiniz. Yani astarı direkt buraya birleştirerek hani çevirerek de yapabiliriz. Bunu hafif katlayıp üzerinden de biraz hani beli kalın olsun istiyorlarsa öyle de yapılabilir. Evet. Yani şunu şöyle yapıp, lastiği merak ediyorum. Lastiği içine geçirdim ben bu sefer. Yani, ya nerede hani? Hayır. Yani şu öbüründe. Diğerinde öyle yaptım. Böyle bir lastik. Açıklık bırakımı. Sonra çengelli iğneyle tünel yaptım. Geçirdim. Bizim evet. Demin yaptığımız evet. Gibi. Gayet güzel. Şimdi şunu şöyle yüz yüze geçirmemiz lazım.
iş yaparken insan bir şeye yoğunlaştığı Hı-hı. zaman, o zaman bakın şimdi ben sustuğum zaman burada büyük bir suskunluk oluyor. Erkan müzik mi girsem oraya, ne yapsam duygusuyla yukarıda içsel bir çekişme yaşıyor. Bazen beni uyarıyor, çok sessizlik oldu Derya diyor. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Konuşunca seyirci çok konuşuyorsun diyor. Ama bir şey anlıyor. Konuşmadan bir programı sunmak da olmaz yani. Konuş, gel konuş, anlat diyorlar bana. Ben de anlatıyorum. Şimdi bunu şöyle yüz yüze yerleştiriyorum. Evet. Buradan dikeceğim. Sonra çevireceğim içini. Evet. Bir alttan içinden lastiği geçireceğiz. Ha şey, oraya bir dikiş atacaksın. Tabii, dikiş bir tane atacağım. Daha. Hı-hı. Evet. Hadi çekelim. O da önemli. Lastik kaç santim bir lastik? Bu lastik 5 çok, santim civarında. 5 santimlik bir lastik şu bel için çok daha önemli. Daha incesi de olabilir. Kendi nasıl tercih ederse yani yapacak Peki, olanlar. Peki bunun bir kalıbı falan yok. Şu anda sen kalıbı kalıba yok. Göre dikmedin Hayır. bunu. Sadece bel ölçüsü. Basen ölçüsüne göre dümdüz. Ha. Kesiyoruz. Basen ölçüsü. Çünkü bunun fermuarı yok. Lastik gibi böyle giyecekleri için lastikli. Şuradan alıyoruz. Yani bel ölçüsü değil de basen ölçüsü. Yani kumaşımızı, lastiği esnetmiyorum şu anda. Kumaşımızı şu ende bir boy gerekli bize, değil mi? Evet. Bütün burası pul oldu. Hani böyle bazen doğum günlerinde falan süsleme yapılıyor ya. Bütün masanın üstü şu anda pul içinde. Nurdanur bak pulları yatırıyor dikerken. Evet. Pullar hani dikleşiyor ya bazen pul. Onları şey yapıyor. Yatırıyor dikerken ki hani iğneyi kırmasın ya da zorlamasın makine. Böyle hep eliyle onu okşaya okşaya gidiyor. Aslında güzel bir şey gösteriyoruz. Hep alırız şu kumaşı alsam ben bunu makinede nasıl dikeceğim? Hangi neyle dikeceğim? Mesela eksik bilgiler bunlar. Bu pullu kumaş da zor bir kumaş. Demek ki buradan şunu anlıyoruz. Kot kumaşı böyle kumaşlarda Hı-hı. iğnemizi kalın bir iğneyle değiştiriyoruz. 19 numaraymış iğne. 3,5 dikiş ayağında aralıklı dikiyor. Ha, yıkama konusu var. Makinede nasıl yıkayabiliriz? Yani bu öyle çok yıkanacak bir şey değil. Ya temizleyiciye gider. Ama bilmiyorum bunu silebilirsiniz. Yani benim kıyafetlerim genellikle mesela çantalarım, kıyafetlerim hep makyaj oluyor. Mesela ıslak mendille sileyim bakayım kir çıkacak mı? Yani böyle şeyi bilmiyorum yıkanır mı ama temizleyiciye gider diye düşünüyorum. Temizleyicilerde bile hassas bir temizleme. Ama her gün giyilmiyor bu. Temiz saklayın yani silin. Bilmiyorum yıkamasını hiç düşünmemiştim. Mesela ben bunu yıkamadım. Çok yani bir saat falan giyiyorum. Belki şuralarını falan böyle bir bezle, sabunlu bir bezle silinebilir. Hani en pratik onu söyleyebileceğim. Yıkadım da bir şey diyemeyeceğim. Temizleyiciye gitmiştir ama bu biliyorum. Kaç senelik şey çünkü. Ama hani böyle şeyleri hassas ve temiz giymek lazım. Zaten çok da fazla giyemiyorsunuz. Mesela bunu bir tene giyseniz biraz pullar biraz sonra batmaya başlıyor. Rahatsızlık verebiliyor. Şu üstümdeki daha iyi mesela. Bu daha batmıyor ama bu daha batıyor. Astarı çünkü farklı için. Astarı Onun mı farklı? İçindeki astar tül, bununki biraz daha kalın bir, tok evet, bir astar. Jersey'den yapıyor içindekinde. Evet.
güzel. Ben şunu da çıkarıp şimdi belinin lastiğini göstereceğim. Hakikaten içinde çok tok, bakın şu şekilde bir astar var. Tok bir astar. Şöyle. Belinde şurada bir tünel var. Şu dikişi, hı hı, gösterelim. Evet. Şuradan şimdi atacaksın bir tane. Evet, özellikle sonra da lastiği dikeceğim. Ki bu tabii bele değdiği zaman pullar şey olmasın diye. Evet. Çok güzel bilgi. Şunu evet, biraz daha böyle şöyle yapabiliriz bunu. Üste. Hmm, üste getirelim, evet, ki diyorsun. Evet. Pullar, hı, evet. Biraz. Bakayım benimkini kontrol edeyim. Ha bak, benimkinde biraz şurada daha küçük bir şey var. Ve şu pollar hakikaten beli rahatsız ediyor. Ve Şerife Hanım tabii çok profesyonel, çok iyi biliyor işini. Hakikaten şu bahsettiğim bile çok önemli bir detay. Evet. Öğrenmemiz gereken. Şimdi niye öyle yapıyorsun? Lastiği... Şurayı daha rahat geçirip dikebilmek için yapacağım. Şöyle çevireceğim. Tamam. Üstten dikeceğimiz için. Şöyle dikersek daha rahat olacak. Ha, öyle o evet, taraftan evet, koyacağız. Pul altta kalırsa. Pullar kalır mı altta? Kalır. Evet, bakın. Şimdi nasıl rahat yürüyecek ona bakacağım. Lastik boyu kadar orada şey bırakacak mısın? Yoksa üstten de bir dikecek misin? Alttan, üstten yani, dikeceğim, alttan da dikeceğim. Yani şurayı dikeceksin. Üste de bir dikiş var şurada. Hı-hı. Şurada da bir dikiş var. Sonra burada bir dikiş var. Evet. Bu dikiş önemli. Kaymasın diye. Kaymasın diye. Evet. Lazım. Gerçekten çok güzel. Şerife Hanım, şunu sonra çantaya dönüştürelim. Belki şurasını şöyle yapalım. İp geçirelim. Bu da etek ve çantası olsun. Çok olabilir. Süper. Yani şu kadarcık bir parça pazarlarda, Cuma pazarında, Fatih'teki pazarda belki bu kumaşlardan varsa şu kadarcık bir parçayla da çanta yapabiliriz. Bence çok güzel olacağını düşünüyorum. Bence öbür türlü mü yapsaydım? Bakayım. Yok, yürüyor. Evet, pulları ayarlıyor, ayarlıyor. Onu dikecek. Sonra da içinden 5 santimlik bir lastik geçireceğiz. Lastiğin yumuşaklığı çok güzel. Lastiklerde evet, kimisi çok sert oluyor. Ona bakmak lazım alırken. Bu lastiklerin inanılmaz güzel renkleri var Eminönü'nde, tuhafiyelerde. Çok zorunda kalıyoruz. Evet. Diğer normal kumaşlar gibi olmuyor. Evet. Şimdi yavaş yavaş orayı dikecek. Şimdi değil, geçerken Barış. Bekle. Az sonra sahur fikirleri var. Sahur fikirlerindeki adetleri Yurdanur diyor ki herkes çok beğeniyormuş. Teşekkür ederiz efendim. Programın sonunda gösterelim. Gösterelim. Şeyini. Evet. Şunu ben bir ölçeceğim. Yani benimkinin mesela kaç santimmiş şeysi? Mezur bulamadım mı onun için? Şunda bir bel ölçüsü vereceğim benimkinde. Ha, şurayı ölçün diyor. Yani baseni ölçeyim. Baseni ölçeyim. Bu nasıl metre ya? Bu 48 santim olabilir mi? Doğru mudur? 50 santim diyeyim ben buna. Ha? 50. 50, evet. 2. 50, 100. 100. Yani, şurası... Baseni ikiye bölmüş oluyorsun. Baseni ikiye bölünmüş halde 50. Ben şöyle en geniş yerinden aldım. Gerçekten bayramda giyilebilecek. Şimdilerde bu tarz etekleri, üstüne bir beyaz tişört, siyah tişört, ya bir siyah spor ayakkabı ya bir beyaz spor ayakkabıyla o kadar güzel duruyor ki hem ayaklarınız rahat eder,
bu şekilde. Hem de spor şık karışık, hem şık hem spor bir şey elde etmiş olursunuz. Böyle bir eteği ben çok eski aldığım için kaça aldım bilmiyorum. Bir mağazadan alacak olsak kaç lira kim bilir değil mi? Kaç liradır? 300 lira. 300 liranın altında değildir diyor. Metresi 120 falan. Bu iki misli kar koyacak. Yani dikerseniz kendiniz ya da kumaşınızı alıp bir tadilat şey yapan bir terzide bile bunu daha uyguna diktirebilirsiniz. Hazır almaktan daha uyguna çıkar. Çünkü bayram geldiği zaman evde masraflar artıyor. Bir seyahate gidilecekse seyahate gitmeler ekleniyor. Benzin ekleniyor, uçak ekleniyor, otobüs ekleniyor. Çoluğun çocuğun kıyafeti ekleniyor. Anneler sona kalıyor. Kadınlar sona kalıyor. Sona kaldırtmayın. Kendi eteğinizi şimdiden hazırlayın. Ama tabii ki bayram yine de çocuklara geliyor. Hepimiz bayramlarda sevinmez miydik? Kim bir tane tişörtüyle veya elbisesi ve rugan ayakkabısıyla kim uyumamıştır geceden? Ben çocukluğumun en güzel anıları bayrama hazırlanırken Arife günü gece onlarla uyumaktı. Bayram çocuklar için çok önemli, çok kıymetli tabii ki hepimiz için. Ama bütün aileler her zaman çocuklarına öncelik tanıyor, kendini sona bırakıyor. Hep öyle olurdu, bizde de öyle olurdu çocukken. Annem derdi ki aman ben ne giysem olur, temiz bir şey giyeyim, elimi yüzümü toplayayım olur derdi. Ama benim mutlaka her varlıkta ve yoklukta da o rugan ayakkabım illaki alınırdı. Evet,